14 Ekim 1996 Konya Selçuklu doğumlu Yasin Sarı. Çocukluğu buralarda, Selçuklu'da doğdu, Selçuklu'da büyüdü, Selçuklu'da geçti. İlkokulu Şükrü Yonsun İlköğretim Okulu'nda okudu. Liseyi Türk Telekom Lisesi'nde bitirdi. Sonra okumadı, iş hayatına geçti. Marketlerde başladı çalışmaya. Sonra şef oldu. Askerlik zamanı geldi işte. Kütahya'ya gitti Acemi Birliği'ne. Sonra Afyon'a askerliğini bitirdi havacı olarak. Sonra geldi, işine tekrar başladı. Herkes çok seviyordu. Bilmiyorum, birden içine bir ateş düştü. İlla uzman olacağım. İstemedim. Anne yüreği tabii ki istemiyor. Ama durduramadık. Ne o kendini durdurabildi, ne biz onu durdurabildik. Bizden habersiz gitmiş, başvurularını yapmış, mülakatlarını yapmış, her şeyi bitirmiş. Bize söyledi, tamam benim işlemlerim bitti, gidiyorum. Gitti. Isparta'da 6 ay eğitimini yaptı. Sonra Hakkari Çukurca'ya görevi çıktı. Hakkari Çukurca'ya gitti görevli. 9 aylık askeriydi işte. Bir gece arama tarama işlemleri yaparlarken şehadet haberini aldık. Zor yani, anlatması bile zor. Aşure, Muharrem ayının 9'unu 10'una bağlayan gece, Aşure gecesi şehit oldu. Çocukluğu çok yaramaz, bir el avuca sığmayan bir çocuktu. Böyle çok hiperaktifti. Her şeyi bir aceleyle yapardı. Her şeyi koşturmaydı. Sakindi, sessizdi, saygılıydı. Herkes çok severdi. Bir de çok güzel bir çocuktu yani böyle. Herkes böyle sevmeye doyamazdı. Gerçekten güzel bir çocuktu. Gençliği de öyle. Çok arkadaş canlısıydı. Arkadaşlarına çok bağlıydı. Arkadaşlar tarafından çok sevilirdi. Yani evde bile duracak olsa arkadaşlar muhakkak çağırırdı, giderdi. Derdim oğlum bu derdin ne bu kadar arkadaş sevgisi. İş hayatında da öyle çok sevilmişti. Temiz bir çocuktu. Farklı bir çocuktu. Dedim ya, farkıyla geldi, farkıyla gitti. Şimdi, benim çocuğum küçücükken arkadaşına çok etrafa çok çocuklar toplar yani böyle. Hiç yalnız kalmazdı yani. Bu küçükken de öyleydi. Hep bu böyleydi yani. Evimize gelirdi, mutlaka geldiğinde yanında bir arkadaşını getirirdi. Bazen getirdi, belki de daha çok arkadaşlar geldi. Bize bir gece kalırlardı, giderlerdi. Yani öyle. Çok arkadaş canlısıydı yani. Yani sevgi dolu bir çocuktu. Çok merhametliydi, vicdanlıydı. Hiç dayanamazdı böyle bir şeye. O kadar böyle içten samimi bir çocuktu. Güzel bir çocuktu. Çok hayat sevimliydi yani böyle bir giydim bir daha giymezdim. Evet. Çok özen gösterdi. Yani öyle bir şey. Ben ev hanımıyım. 70 doğumluyum. Konyalıyız işte, nüfusumuz Kazan'a bağlı ama Konya'da doğduk büyüdük, Konyalıyız. Öyle işte. Erol Sarı ismim. Ben Kadınalıyız tabii ama Konya'da büyüdük. Ben inşaat ustasıydım, mesela boya işleri, tamirat işleriyle uğraşıyordum. Böyle yani, şimdi var. Yani. Peki hiç aklınıza gelir miydi şehit olacağı? Yani çok farklı bir çocuktu dediniz. Evet. Böyle herkesin çok sevdiği bir çocuktu. Hiç böyle aklınıza gelir miydi? Hiç aklınızın kıyısından geçmiş miydi şehit olacağı? Mutlaka geçti. Yani geçmezsek yalan olur yani. Çünkü askere giden her askerin bir şehit olma şeyi var yani. Yani bir... Çocukken ben çok korkardım, üstüne titrerdim. Bu çocuğa bir şey olacak. Yani dedim ya, farklı bir çocuktu. Böyle hep bende bir korku vardı. Bu çocuğa bir nazar değecek, bir şey olacak. Böyle çok dikkat çekerdi. Terazi burcuydu da böyle sanatsal yönleri de çok fazlaydı. Böyle şakacıydı, çok espriliydi. Girdiği ortama muhakkak esprilerle herkesi güldürürdü. Hani bir arkadaşlar çıksın desin bize şu kötülüğü dokundu. Hani şöyle oldu, herkes gelen bizi ne güldürmüştü ya, şunu demişti bizi çok güldürmüştü ya. Hep korkardım bu çocuğa bir şey olacak. Hep diken üstünde dururdum. Evet. Oldu da yani. Kendi kendine de. Ama dedim ya o kendini durdurar. Yukarıdan çağrıldığı zaman demek ki diyorum durduramıyormuşum. Gideceğim diyenin önüne durduramıyormuşum. Bilmiyorum, işi vardı, hani sevdiği vardı. Arkadaş çevresi güzeldi, herkesten seviliyordu. Birden içine bir ateş düştü, durduramadık. Asker olacağım. Bu asker dizileri, bu asker eğitim filmleri falan 24 saat onları izlerdi. Oğlum derdim artık kara kara ezberledin yeter. Yetmez de odadan gelirdi, televizyonun bizim internetini açardı, bana da seyrettirirdi. Bana şehit haberlerini seyrettirirdi. Açardı. Oğlum derdim sen şaşırdın, beni çok etkiliyorum. Ben bunların seyretsem gece uyuyamıyorum. Yapma Yasin bana bunu derdim. Bak bak gel sana ne seyrettireceğim derdi. Seyrettirirdi. Aynısını da yaşattırdı seyrettiklerini. Böyle çocuk şehitlikle kafayı bozmuştu yani. Böyle asker olacağım, şehit olacağım. Asker olacağım, şehit olacağım. Ben derdim oğlum ağzın senin ne konuşuyor lan? Ne biçim? Anne yüreğe dayanır mı? Ha, şehadet çok güzel bir şey. Herkesin ulaşamayacağı bir şey. Bunun da farkına vardım ama anneye gel anlat işte. Daha ne istiyorsun derdi bana. Ben asker olurum, şehit olurum. Sen de benden gurur duyarsın. Asker şehit annesi olursun. Daha ben ne istiyorsun derdi. Yani kendi içine de dolmuştu. Derdi yani işte. Daha eşim ağzından düşmezdi o şehitlik haberi. Babam şehidi. Ben uzmanla başvurdum da asker olacağım. Gideceğim dedi. Çoğu yapışım oldu. Bir asker babası olmak büyük bir şeref dedim. Yani biz bu şerefler almak bile şehadet şerefi, şerbeti içtik yani böyle oldu yani. Peki ilk size nasıl geldi haberi? Ben zaten bir hafta önce başlamıştı. Dedi ki anne biz üst bölgesi hazırlıyoruz. Sping'in tepesi, Hakkari Çukurca. Biraz dedi sıkıntılı dedi. Zaten Kuzey Irak sınırında 0. Karşı tarafta hemen teröristler varmış. Sürekli taciz ateşi falan bulunuyormuş. Biraz dedi sıkıntılı yerdeyim dedi. Eğer dedi yani cemur falan var dedi, sinyal bozucu. Ha deyince dedi ulaşılamaz dedi. Yani ben senin müsait oldukça ararım dedi. Sen beni merak etme. Ben böyle sürekli bir hafta içime bir ateş düştü. Sürekli onunla yatıyorum. Zaten Yasin uzman olduktan beri ben gece uykum falan yok. Uyuyamıyordum yani. Hala da uyuyamıyorum zaten. Gece uykuları haram. Bir gece rüyamda böyle bir tepede, karanlık bir tepede yürüyorum. Sağ tarafımdan bir tane bomba gibi bir şey patladı. Kollarımı uzattım böyle, kucağıma kırmızı bir şey verdiler. Eyvah dedim, kalktım sabah, eşime falan anlatmadım rüyayı. Allah'ım dedim, bu nasıl bir şey? Hani dedim, aklım sürekli onda ya, herhalde dedim onun etkisiyle gördüm. Sonra kulağıma fısıldamaya başladılar. Yasin şehit olsa ne yaparsın? Yasin şehit olsa gelse ne yaparsın? Şehidin geliyor, hazır mısın? Allah Allah diyorum, Rabbim, şeytan diyorum, bu nasıl bir vesvese veriyor bana? Allah'ım diyorum, al bu vesveseyi benden. Hani aklım sürekli onda ya diyorum. Ulaşamıyorum, konuşamıyorum da. Çünkü sık arardı, her gün günebirlik beni arardı. Onunla yattım, onunla kalktım. Bir gece işte şehit olacağı gece uyuyamıyorum ki ben, hiç uyuyamıyordum. Birden üzerime böyle bir ateş geldi. Böyle her yerim boşandı. Eşim çalışınca erken yatardı. Ben kendim otururdum. Böyle elim ayağım titredi. Kalkamadım yerimden. Gücüm kalktım, böyle tutuna yürüdüm. Televizyonu kapattım, gittim. Sağa baktım. 12 tam şehit olduğu anımış meğersem. Onunla sızmış kalmışım. Gece acı bir zille uyandık. Gece 3:30. Zaten kapıya dolmuşlar askerler, polisler, herkes. Ben üstüm başım perişan, pijamalarla açmışım, hiç haberim yok. Yani hala da yani ne olduğunu da anlamıyorum. Allah Allah diyorum, bizim karakolla bir işimiz yok ama diyorum bu polis bizim kapımıza niye gelmiş? Hiç aklıma gelmiyor Yasin. Koştum dedi, abla dediler git üzerine bir giyin de gel dediler. Abi uyandır dediler. Eşimi uyandırdım, üstüme bir şeyler giymeye çalışıyorum. O anda benim büyük oğlan uyanmış. Kapıya gelince o anlamış, bir bağlık gelince benim jeton düştü. Eyvah dedim, Yasin'e bir şey oldu. Geldim, Albaymış artık başınız sağ olsun deyince kıyamet koptu zaten. Allah'ım yani düşmanlığa dahil vermesin. Güzel, çok güzel bir mertebe, çok gurur verici bir mertebe. Hem bu dünyasını sabitledi hem ahiretini en güzel yerlerde Peygamber Efendimizin komşusu oldu. Kime nasip olur o karşılayarak aldı yanına. Ama anne olarak yük çok ağır. Hani annelerde yük bir tık daha ağır oluyor herhalde. Bilmiyorum, hasret araya girdi mi film kopuyor. Özlem, hasret. Hani diyorum hayatta en çok zor neymiş? Yasin'den sonra öğrendim, çaresizlikmiş diyorum. Yani ne açlık, susuzluk, fakirlik, yoksulluk, hastalık hepsi Rabbim yer veriyor, geçiyor ama çaresizlik çok zor. Göremiyorsun, özlüyorsun, görmek istiyorsun, göremiyorsun. Hani bedenin orada, ruhun orada, bedenin burada. Çok zor. Hani ben diyorum sol tarafımı Yasin'le birlikte toprağın altına herhalde defnettim. En son duruyor. Vefatından önce ne zaman konuşmuştunuz? Ne konuştunuz? Akşam işte 7.30-8 gibiydi, aradı beni. Ama sesinde böyle bir durgunluk, her zaman bana espri yapan, şaka yapan, böyle sesi cıvıl cıvıl gelen çocuğun üstüne böyle bir gariplik çökmüş, bir böyle bir şey çökmüş, bir hüzün. Allah Allah diyorum, bu çocuğa ne oldu acaba? Hem onunla konuşuyorum hem kendimle konuşuyorum. Acaba dedim üstleriyle falan mı tartıştı, nişanlısıyla falan mı tartıştı, morali niye bozuk diyor. Hani ona da demiyorum, görevde ya, oğlum iyice moralin bozulmasın diye. Anne dedi, ne yapıyorsunuz? İyiyim oğlum dedim, sen ne yapıyorsun dedim. Sesine hasret kaldım, Yasin dedim, niye aramıyorsun ya? Çok merak ediyorum ben seni dedim. Anne dedi, görevdeyiz ya dedi, işte fırsat buldukça arıyorum dedi, ben geleceğim dedi. Tamam oğlum dedim, gel zaten ben seni bekliyorum dedim, gel. 2-3 kere tekrar, anne ben geleceğim, tamam oğlum gel dedim. Aralıkta dedi izine geleceğim dedi, tamam oğlum gel dedim, ben seni bekliyorum. Meğersem geliyormuş da onu söyle, ona da demiş. Arkadaşları geldi geçenlerde, bir yatılı arkadaş geldi, sordum. Acaba dedim Yasin hani bir rüya falan gördü müydü, size anlattı mı? Bu şehitlik malum olmuş muydu? Dedim, çünkü dedim son konuştuğunda bir sesinde bir hüzün. Zaten de bir hafta önce başlamıştı dedi, belirtileri dedi. Onda da vardı dedi. Ona da malum oldu, evet. O da size diyemedi. Yani evet diyemedi, üzülürsün diye. Ama hissettiydi dedi, bir hafta önceden dedi, başlamıştı Yasin'de dedi. Bir değişiklikler vardı dedi. İki arkadaşı yan yana siper kazarlarken işte EYP patlaması. O arkadaşına hiçbir şey olmuyor. Hafif bir gözünde yaralama, bir kulağı, hafif kulak zarı hasar görmüş. Yasin kalbi durmuş işte, atmış böyle 3 metre öteye, dağın eteğine. Telefonlarla çıkarmışlar yukarıya. Kalbini çalıştırmışlar tekrar. Helikopter istemişler işte. Helikopter de Konya'nın helikopteri, görevdeymişmiş. O da Konya'nın helikopteriymiş nasip işte. Hastaneye yetiştirmişler işte. Orada tekrar şehit olmuş işte. Konya Spor fanatiydi, evet. Herhalde. Ha, hem de aşırı fanatik. Konya Spor'la yatardı, Konya Spor'la kalkardı. Yani 24 saat Konya Spor'udu. Sizi arayıp maç sonuçlarını da sorardı. Ha, evet, görevdeyken falan arardı. Anne ne oldu Konya Spor? Oğlum yenildiyse de yenmezdiyse de söylerdim. Tüh ya yine mi başaramadık derdi yenilince. Yendileri zaman da bir gururlanırdı. Ah tamam işte ya benim takımım böyle olur derdi. Yani o iki eli kanda da olsa o sonuçları muhakkak öğrenirdi. En son yüz yüze ne zaman görüşmüştünüz? 2 ay önceydi işte. Nişan yapacaktık, geldi. İşte nişan alışverişini falan yaptık, sözünü kestik. İşte 15 gün durdu. Dedim hani kendi de biraz tereddüt etti. Biri dedi rapor alsam, biraz daha kalsam falan filan. Önce yapacaktı. Sonradan ne oldu? Vazgeçti. Yok ya gideceğim dedi. Oğlum dedim dur madem. Zaten dedim hani bir nişan telaşıyla yüzünü doğru düzgün göremedim. Sürekli dışarıdasın. Dedim şöyle bir doya doya bir seni koklayıp bir kucaklayamadım ya. Şöyle en azından bir 15 günlük rapor da alabilirsen. Al. Ama ne olduysa geri vazgeçti. Gittik gece sabah hızlı trene bindi işte. Gidiş o gidiş. Bir daha da son görüşümüz oldu işte. Arada görüntülü arardı, görüşürdük ama canlı olarak son gördüğümüz o işte 2 ay öncesinde. Sonra da şehit haberini aldık işte. Biz de iyiydi. Kavga ediyorduk, iyiydik. Bazen iyi olurduk, küserdik, barışırdık. İyiydi, çok uyumlu bir çocuktu Yasin. İşinde başarılıydı, işinde sadıktı. Efendime söyleyeyim, çok bir de ülkücüydü. Ülkücüydü bir de. Hatta bu konuda da bir anım da var, anımız da var. 15 Temmuz darbesinin olduğu gece, o zaman salalar okunuyordu. Biz de oturuyorduk, ben de yorgun işten geldim. Biz de televizyonda öyle izliyoruz olayları. Sela okunurken, selalar verirken zil çaldı. Aman Allah'ım, bu saatte kimse, geç vakitten bu saatte, ha benim oğlum dışarıda diyor, işten geliyor. Yasin. Girdi içeri, selamünaleyküm, ne oturursunuz dedi. Niye oturuyorsunuz dedi. Ne yapacağız oğlum dedim, oturmadık dedi, ne yapmamız gerekiyor dedi. Oturur mu ya dedi. Hadi çıkın dedi, çabuk çıkın dedi. Arabaya binip gideceğiz dedi. Sokağa ineceğiz, sokağa çıkacağız, konvoya gireceğiz. Arabamıza bindik, tamam oğlum dedik, hadi gidelim. Bizi zorla çıkardı yani. Gideceğiz. Bindik, aracımıza bindik, arabamıza bindik. Merkeze girdik, Konya merkeze, konvoyun içine katıldık, konvoydayız. Baba dedi, camı açtı. Konumuz çıkardı dedi, bir zafer işareti yaptı dedi. Ben oğlum, nasıl bir işaret yaptım oğlum dedim. O da elini gösterdi, şöyle yap baba dedi. Ben de camı çıkardım elini, böyle yaptım. Böyle bir anımız var yani, ben de etkisinde kaldım, en güzel olay bu yani. Bu şekilde gururlandığı bir çocuktu yani. Evet. Evet. Hep diyoruz ya, şehit çocuklarımız seçilmiş çocuklar. Evet. Aileleri de öyle. Yani gittikten sonra tabii ki yerlerini hiçbir şey doldurmuyor. Ya. Her şey onunla geçiyordu. Her şey eksik. Her şey eksik. Mesela en çok neyini özlüyorsunuz şehidimizi? En çok böyle gelirdi bana, işten böyle yorgun argın. Yemeğini şeyini hazırlardım, gelirdi illa bir dizime yatardı. Telefonu açardı, bana YouTube videolarını falan seyretti. Beraber biraz seyrederdik. Uykusu geldi mi gider yatardı. Bana çok destekti annem diye. Ve tek şeyi, ben sana bir ev alacağım, ben sana bir ev alacağım. Ve evi çok isterdim. Saygılıydı, çok böyle şakacıydı, esprilerini güldürürdü. Bilmiyorum ya, her şey çok dedim ya, çok farklıydı. Benim özlediğim şey, biz onlar zaman zaman güreş yapardık, yıkışırdık, onu özledim. Evet. Bazen bilek güreş yapardık, bazen güreşirdik. Hatta bir gün geldi, ben yıkılmazdım ona, iyice zorlattırmak istedim. Ben bile bile yıkılmazdım. Son zaman beni zorladı, beni yıkmaya başardı yani bir zaman sonra. Ben de güreşken yıktım. Ondan sonra bir gün eve geldim, hadi güreş ederiz. Beni aldı kucağına, aldı hemen bir yatırdı yere. Onu unutmam yani. Geriye anılar kalıyor. Evet. Çok milliyetçi bir çocuktu yani, böyle vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi. Her şey bayraklıydı, çakmakları bayraklıydı, yüzükleri bayraklıydı. Yasin diyene hemen selamımı böyle yapardı. Böyle arabasında sürekli Turan marşları, Türk marşları dinlerdi. Dedim ya, böyle 24 saat bu asker dizileri, asker şeyleri, şu dağ komando eğitimleri, bordo bereleri, hedefi bordo bereli olmaktı. Ama nasip o kadarmış. Böyle yanar tutuşurdu ya, böyle hedefim kızıl elma, hedefim kızıl elma. Ağzından sırf o çıkardı. En son şehitlik, şehit olacağım, şehit olacağım. Bilmiyorum, çok vatan millet sevgisiyle yanan bir çocuktu. Arabamızda havada 3 hilal vardı, böyle eski yazılardan yazılar vardı. Aracımız hala duruyor. Onu kullandığı aracı. Gerçi onlar şu anda yok da kaybettik onları. Ağacı çok şeydi yani, böyle Simgeleri falan vardı. Millet bir çocuktu, vatanın sevgisiyle. Hatta üçülalı, iki koltukta üçülalı var, onlar da arabamda hala duruyor. Şeyde, kemerde, Konya Spor şeyi vardı. Emniyet kemerinde hala bulunurlar. Şehidimizin adı bir kütüphaneye verildi. Evet, Bozkır'da bir ortaokulda oraya verildi, kütüphanesine. İşte bayağı bir ay oluyor açılışına gittik. Açtık. Evet. İşte bir sokağa verildi ismi. Bozkır'da. Kütüphane Bozkır'da. Bozkır'da bir lise, Zengibar Lisesi. Evet. Hı, evet. Zengibar Lisesi. Olan en eski lisesiymiş. Çok da güzel olmuş. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Şehidimizin ismi ne güzel yaşatılıyor sizlerin sayesinde. Bizden sonraki nesiller de bir açıp bakacak. Çok sevindim yani, gurur duydum. Yani gurur dedim, çok hayırlı bir evlatmış gerçekten. Hem bu dünyada bize bütün hani şehitlik gururunu yaşattı. Hem ahiretine en güzel yerler. İnşallah biz de dedim ona her zaman duam. Layık bir anne baba oluruz. İmtihanımızı hakkıyla veririz. Bizi böyle gülerek, gamzeleriyle karşılasın öbür tarafta. Bu saatten sonra hayat işte artık öbür tarafa ne kadar zamanda gidebilirim. Yani dünyayla bir fazla bağın kalmıyor. Evlat acısı çok zor. Yaşayanlar bilir. Gerçekten tarifi yok. Kelime bile bitiyor bazen. Konuşamıyorsun. Hani söylemek istediğin çok şey var ama buraya düğümleniyor. Kelimeler çıkmıyor. Cümle kuramıyorsun. Halbuki feryadın çok fazla, isyanın çok fazla ama Rabbime şeyimizden, imanımızdan isyan etmeyelim diyoruz, susuyoruz. Allah da isyan ettirmesin inşallah, imtihanımızı hakkıyla verdirmek nasip etsin. Bazen bakıyorum imtihanda, imtihan içinde de geliyor. Rabbim yolumuzu da şaşırtmasın inşallah. Şehidimize layık olalım, onun ismine layık bir anne baba, onun adını, şerefini, gururunu yaşatalım, ismini yaşatalım. Bu saatten sonra bizim hedefimiz o. Peki şimdi rüyanıza giriyor mu? Ara ara gelir mi rüyanız? Geldi evet. Aradayız da şu zamanlar fazla gelmiyor. İlk zamanlar gelmişti. İlk geldiğinde Yasin 15 günlüktü. Şimdi benim olan şehit oldu. 15 gün sonra Maraşlı bir çocuk şehit oldu, Fikrettin Çer. 15 gün sonra Yunus Mermer şehit oldu. Üçü de 15'er gün arayla şehit oldular. İlk rüyamda böyle yatıyorum yatakta, Yasin geldi. Aa dedim, Yasin anneciğim hoş geldin, sen mi geldin dedim. Bak haberin var mı? Bugün dedim bizim senin oraya şehit varmış dedim, haberin var mı dedim. Geldi böyle yanıma yattı. O yatında da bir çocuk koştu geldi yanına yattı. O yatınca Yasin kalktı gitti, ben çocuğa kızıyorum. Sen dedim şimdi niye geldin yattın, bak Yasin kalktı gitti senin yüzünden. Bir de duyduk sabaha şehit varmış, bir de duyduk Yasin'in yanına şehit olacakmış. O yüzden o çocukla da benim bağım ayrı bir şey. Bizim yanımıza da gelip yatınca ikisini hiç ayırmam yani. Bir de onun da 9 aylık bebeği kaldı arkasında. Sonra ara ara görüyorum ama bana göstermediler naaşını. Hep yüzü muğlak, hep fulu. Yüzünü göremiyorum. Herhalde dedim yüzünü son kez görmedim. Kendini görüyorum ama yüzünü göremiyorum bir türlü. O yüzüne hasret herhalde dedim son nefesime kadar gidecek. İnşallah Rabbim öbür tarafta göstersin. Siz gördünüz mü? Gördüm evet. Bu sabah ben gördüm bir... Herhalde olumlu, çok şey göremedim de nöbetteydik galiba, nöbette. Ben rüyamda ağladığımı gördüm. Ağlayanı uyandım o anda. Nöbetteydi. Size naaşını göstermişler miydi? Hayır. Göstermediler bize işte. Ama yani vücut bütünlüğü dedim ya sağlamdı ama neden göstermedi hala anlamış değilim. O bende hep bir şey yani. Bilmiyorum. Konya şehitliğinde. Evet, Konya şehitliğinde. Abdullah Ta Koç var, onunla yan yana yatıyorlar, onun yanında. Gider misiniz? Ben haftada 3 gün şehitlikteyim. Cuma günü, salı günü, bir de hafta sonu. Önceleri her gün evim yakındı oradan. Dolmuşlar daha bu taraf biraz dolmuş sıkıntılı olunca haftada 2 güne indirdim. Öbür taraftayken her gün giderdim. Evet. Her gün işim oraydı. Ama bu taraftayken haftada 2 kere salıyla cuma günü. Bir de hafta sonları gideriz ama eşim yani Bizim evimiz aslında 3+1'di. Olayla beraber 4+1. Evet. Olayla beraber 4+1 bir evimiz var yani. Hanım, o da olay, hiç toz kondurmaz. Odamın biri de o. Sabunlar. Yani öyle. Şimdi bir de Yasin, herhalde Yasin'e burada da salonda da bir köşesi var. Evet. Yasin salonda uyumayı çok severdi. Evet. İşte abisiyle biraz anlaşamazlar oda konusunda. Özgürlüklerine düşkünlerdi. O onunla bir şeyle yapardı. O da gelirdi salona singer minder atardı. Laptopun önüne koydu. Salonda yatardı. Salonda kalkardı. Eşyaları da salonun nasip oldu. Önceleri bir dedim kendine ait bir oda olsun. Sonradan düşündüm ya dedim. Odada bir de dedim kapısını kapatacaksın orada dedim şey hiç olmazsa salonda bizimle iç içe olsun. Gelenle gidenle daha kapalı odada durmaktansa. Eşyalar da salona nasip oldu. İşte salona bir dolap yaptırdım, bütün eşyalarını koydum. 23 yılı bir dolaba sığdırdık işte. Yani ona bir özel uzak tahsis etmeyi istiyorduk ama fazla bir odamız olmadığı için salonu uygun gördük. Evet. Güzel de oldu. Sonradan da sevdim. Yani en azından dedim gelenle gidenle daha iç içe, daha bağ kopsun, ayrılmasın. Eşyalarını atmadım hiçbirine. Ben hala diyorum bazen geliyorlar işte oğlun başın sağ olsun falan dediler mi? Ben onu kabul etmiyorum. Bana başsağlığı dilemeyin diyorum. Çünkü benim oğlum ölü değil, şehit. Şehitlere ölü denmez. Benim çocuğumun da diyorum orası mezarı değil, şehitliği. Şehidin de diyorum eşyaları verilmez. Ben bir şehit annesinden bir hikaye dinlemiştim. Böyle şehidin bütün eşyalarını dağıtmışlar. Bana taziye gelmişti. Rüyasına girmiş ertesi gün annesine. Ya anne demiş her şeyimi dağıttınız bugün göreve gideceğim ayağıma giyeceğim ayakkabı yok demiş. Sırt çantamın ön tarafında demiş ayakkabılarım var onları çıkart da bir koy da ben giyeyim de yarın göreve gideceğim demiş. Bir de diyor gittik diyor sırt çantasını açtık diyor ayakkabıları diyor çantanın içinde. Ondan çok etkilendim. O yüzden de eşyalarını hiç vermedim. Ben öylesiye kadar dedim dolabında dursun. Abisine dedim sen bundan sonra da dedim benden sonra da sana emanet. Şehidimizin emanetlerini de sen artık bizden sonra sen taşıyacaksın. İnşallah ona da hayırlı bir kısmet çıkar, evlendiririm. Torunlarımız, hayırlı nesillerimiz olur. Amcalarına layık böyle onlara göre yetiştirelim ömrümüz varsa. Şehidimizin işte ismini yaşatalım. Gerçekten şehidimiz böyle bakımlıymış, diş macunundan, evet, fırçasından hepsini. Aynen öyle. Tam bir köşe yapmışsınız. Çok da güzel olmuş gerçekten. Daha çoktu tıraş malzemeleri falan da gelmedi. Şöyle bir koca koli vardı her şey böyle duş yerleri. Yani gerçekten üstüne, başına, kendine, bakımına çok meraklıydı kıyafetleri. Bir de şef olunca da düzgün de giyinirdi. Severdi bakımı. Size nasıl hitap ederdi? Bize nasıl hitap ederdi? Baba diye hitap ederdi. Yani öyle bir takılmazdı yani. Bana Gülizar derdi. İsmim de hitap ederdi. Benim aslında iki ismim var. Gülnaz bilinir, nüfus ismim de Gülizar. Ben Yasin'den sonra kullanmaya başladım Gülizar ismini. O bana Gülizar derdi hep. Gelirdi bana takılırdı. Gülizar ne yapıyorsun gı derdi böyle bana. Konya şivesiyle. İyiyim sen ne yapıyorsun derdim. Ne yapayım işte uğraşıyoruz derdi. Çok espriliydi, çok şakacıydı böyle. Yani girdiği ortam muhakkak bir şenlendirirdi. Bir enerjisi çok güzeldi, sıcakkanlıydı. Böyle birden insanları kendine bağlardı. Nettekmeyi çok severdik. Bize evet, uzaktan geldiği zaman ben nettekmemi yaptım derdi. Askerden izine geleceğinde olsun. Etli ekmek, su böreği. Bana gece falan marketi kapatmadan bir saat önce telefon açardı. Anne bana bir su böreği yap. Arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Oğlum saat kaç malzeme az olsa da gönderirdi. Ben yapardım su böreğini alır giderdi arkadaşlarıyla. Selçuklu Belediyesi'nin parkında kamelyalar var. Orada yerlerdi, eve gelirdi. Arabasından mangal malzemeleri hiç eksik olmazdı. Her şey tam tesisat. Etli ekmek. Öyle pek yemek sevmezdi. Bunlarla 24 saat bunları yesin dursundu. Biz de bu saatten sonra elimizden geldikçe dağıtmaya çalışıyoruz Yasin'in canına ruhuna değsin diye. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Arkadaşlar da geliyor. Geliyorlar. Yani geliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Yalnız bırakmadılar yani. Kendi arkadaşları da olsun, asker arkadaşları da olsun. Ara ara sorarlar, ararlar, gelirler, giderler. Seviyorlar yani çocuklar da geliyorlar. Devletleri de gelip ziyaret ediyor. Evet, geliyorlar bayramlarda falan. İşte geçen Ramazan bayramında Murat Kurum gelmişti, Çevre Bakanımız, belediye başkanlarımızla, valimizle falan filan. Ondan önce de geldiler hep. Allah razı olsun gelenden de gelmeyenden. Bayramlarda işte birer komutan gelir, halimizi hatırımızı sorarlar. Sağ olsunlar. Evet. Yalnız bırakmıyorlar. En zor zamanlar bayramlar mı oluyor? Evet, evet. Bayramlar mı oluyor? Evet, evet. En zor zamanlar bayramlarımız tabii. En zor zamanlar eksikliğini yokluğunu hissediyoruz ya. Eksikliğini yokluğunu hissediyoruz ya. Sonra da bir tabak, bir kaşık eksikliği. Tabak yerimiz eksik. Evet. Yerimiz yok eksik. Yani evet. Bayram şeyi yok. En son işte izine geleceğinde Kurban Bayramı'ndan 20 gün önce falan gelmişti. Ben de demiştim oğlum madem demiştim hani izinini bayrama alaydın da hem bayram yapardın hem sözünü yapardık. Bir bayram evimizde olurdun. Ondan önce de bayram 3-4 bayram evimizde olmamıştı. İşte eğitim aldı falan filan. İşte tabii canım dedi babanın orası çiftli ya dedi kafana göre izin verirler dedi ben de bayramda alır gelirim senin yanında olurum demişti. Anca dedi sırayla izin alabiliyoruz demişti. Öyle işte bayramdan önce gelmişti. Bayramla bir hafta kala da gitmişti. Bir daha da işte o bayrammış, seyranmış, falanmış, filanmış bizim için. Hepsi kapandı. Sadece işte usulen bayramı bayram. Yok yani tadı. Son olarak neler söylemek istersiniz bize? Son olarak böyle güzel bir evlat, annesi babası olmakla gurur duyuyorum. Çok güzel bir evlattı, hayırlı bir evlatmış. Şehit olduktan sonra bir kez daha anladım Rabbim. Herkese nasip etsin böyle. Hani insan evladıyla gurur duymaması nasıl bir şey duygu. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Ama bir o kadar da çok büyük bir yükü de fazla, ağırı da. Hani mükafat ne kadar büyük olursa yükü de o kadar ağır oluyor. İnşallah şehidimizin ismini hayırla, güzellikle yaşatırız. Sonsuzluğa, ebediliğe inşallah ismiyle birlikte gider. Sizlerden de çok teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verip şehidimizi anlattırdığınız için, ismini böyle yaşattığınız için çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bize böyle bir şehadet nasip ettiği için evladımla gurur duyuyoruz. Evet. Bu yani bu halde başka diyeceğimiz yok. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden. Bu kadar gönlünüze göre çok sağ olun, var olun. İsmini böyle güzel şeylere, hayırlara vesile olsun inşallah. İsmiyle yaşasın.